Merhaba. Son görüşmemizden beri öğrendiklerimizi biraz uygulamaya çalıştım. Hatırlarsanız kuklamızı oyun ekranının etrafında saat yönünde hareket ettirmeyi öğrenmiştik. Kuklamızın bu hareketi yapmasını sağlayarak üç önemli noktayı da öğrenmiş olduk. Bunlardan ilki koordinat sistemi ile nesneleri ekranda konumlandırma. Aynı hareketi ters yönde olacak şekilde yapmayı da başardım. Hem de kuklu olarak kendi resmimi kullanarak. Bakın. Beğendiniz mi? Bugün de hareketi tuşlar yardımıyla kontrol etmeyi öğreneceğiz. Merhaba arkadaşlar. Merhaba robo. Bugün oyunumuza senin de bahsettiğin gibi biraz kontrol ekleyeceğiz. İstersen vakit kaybetmeden başlayalım. Bilgisayarda kullandığımız birçok uygulamaya bazı bilgiler gireriz. Ve uygulamalar da bu bilgilere göre çalışır. Bilgi girişi için genel olarak kullandığımız bazı araçlar vardır. Klavye, fare ya da günümüzde yaygınlaşmaya başlayan dokunmatik ekranlar gibi. Joystick ve gamepad gibi oyunlar için özel geliştirilmiş araçları da örnekler arasında eklemek yanlış olmayacaktır. Bu gibi araçlar sayesinde oyunlarımıza da çeşitli etkileşimleri dahil edebiliriz. En sık karşılaştığımız etkileşimlerden biri Klavye'deki ok tuşları ile oyun karakterini hareket ettirmektir. Hadi şimdi beraberce ok tuşları ile kuklamızı hareket ettirmek için gerekli komut satırlarını oluşturmaya başlayalım. Kuklayı sadece ok tuşları ile mi hareket ettirebiliriz? Diğer tuşları kullanamaz mıyız? Hayır tabii ki. Klavye'nin üzerinde yer alan birçok tuş kuklanın hareketini kontrol etmek için kullanılabilir. Ekranda bulunan kuklanın klavyedeki ok tuşları ya da seçtiğin herhangi bir tuş yardımı ile hareket ettirilebilmesi için ilgili tuşun durumunun bilinmesi gerekir. Yani tuş basılı halde mi yoksa değil mi bilgisini kullanmamız gereklidir. Şimdi bu işlemleri Update fonksiyonu içerisinde gerçekleştirecek ve klavyenin ilgili tuşlarını basılıp basılmadığını kontrol edeceğiz. Daha önce konuştuğumuz gibi Update fonksiyonu kuklalar ile ilgili güncellemelerin yapıldığı yerdir. Aynı zamanda update fonksiyonu klavyeden girdi almak için de kullanılabilir. Bu işlemi yapmak oldukça basittir. Örneğin klavyenin sağ ok tuşuna basılıp basılmadığını kontrol etmek için Keyboard Right özelliği kullanılır. Burada Keyboard Klavye ve Right sağ demektir. Bu şekilde klavyenin diğer tuşları da kontrol edilebilir. Örneğin sol ok tuşu için keyboard left ve A tuşu için keyboard A ifadeleri kullanılabilir. Şimdi bu özelliği programımıza ekleyelim. Bir dakika. Yazdığın kodlar içerisinde oyuncu diye bir şey var. Daha önce kukla demiştik. Bir yanlışlık olmasın? Bu yazdığımız kodda kuklamızın ismini oyuncu olarak belirledik. Kuklalara istediğimiz ismi verebileceğimizi unutma. Burada dikkat etmemiz ve unutmamamız gereken bir şey var. Kuklamızla ilgili yaptığımız işlemleri ona verdiğimiz isimle kullanmak zorundayız. Birden fazla kuklamız olduğunda her bir kuklanın kendine özel ismiyle işlemlerimizi gerçekleştireceğiz. Oyun içinde sağa ve solu hareket ettireceğimiz için kukla yerine oyuncu ismini vermek bana daha uygun geldi. Ekranda gördüğün gibi update fonksiyonun gövdesinde if keyboard left 2. üst üste ifadesi yer almakta. Bu sayede klavyenin sol ok tuşuna basılıp basılmadığı kontrol edilmekte. Eğer basılmış ise oyuncu x eşittir oyuncu x-5 komut satırı ile kukla 5 piksel sola hareket ettirilmiş olur. Diğer kod satırlarına bakarsan oyuncunun benzer şekilde sağa, yukarı ve aşağı ilerlemesi sağlanmıştır. Ama söylediğin gibi değil. Up ve down yani yukarı ve aşağı ok tuşlarına basıldığında başka bir işlem yapılıyor. Evet, öyle görünüyor. Ama özünde aynı işlem yapılıyor. Biz programcılar değişkenlerin değerini arttırma işlemini çok sık gerçekleştiririz. Bu nedenle aynı şeyleri uzun uzun yazmak yerine kendimize bazı kısaltmalar buluruz. Örneğin A eşittir A artı 5 gibi bir ifade ile A değişkeninin değerini 5 arttırmaktansa daha kısa şekilde A'nın değerini arttırmak için A artı eşittir 5 ifadesini kullanırız. O zaman burada da oyuncunun y koordinatını değiştirmek için oyuncu y eşittir oyuncu y eksi 5 yerine oyuncu y eksi eşittir 5 yazdık. Yani oyuncu y ifadesini tekrarlamak zorunda kalmadık. Evet, aynı işlemi isteseydik oyuncu x değerini değiştirmek için de yapabilirdik. Şimdi yazdığımız koda geri dönelim. Burada önceden kullanmadığımız başka bir işlem daha bulunmakta. Bu işlem, oyuncu ismini verdiğimiz kuklayı tanımlama esnasında onun pozisyonunu belirlerken gerçekleşti. Genişliğin ve yüksekliğin yarısını alırken bir değil iki bölme işareti kullandık. Daha önce tek başına kullanıldığında bu işaretin bölme işlemi yaptığını öğrenmiştik. Kuklanın görünmesini istediğim yeri width bölü 2 ve height bölü 2 şeklinde girdim. Width ve height'ı programın en başında sabit olarak belirlemiştik. İşte bu sabitleri kullanarak width bölü 2 ve height bölü 2 ifadeleri ile yüksekliğin yarısını ve genişliğin yarısını almış olduk. Aslında yan yana iki tane kullandığımızda da aynı işlem. Yani bölme işlemi yapılıyor. Fakat ikili kullanımda tam bölme işlemi yapılır. Yani bölme işlemi sonucunda virgülden sonraki ondalık kısım atılır. Örneğin ekranda gördüğün gibi 5 bölü 2 işleminin sonucu 2.5 olacaktır. Bu işlemi ikili bölme işaretiyle yaptığımızda ise ondalık kısım atılacak ve sonuç 2 olacaktır. Ancak bu işlem yuvarlama değil, ondalık kısmın doğrudan atılmasıdır. Bu arada programcılar işlem kelimesi yerine genellikle operatör ifadesini kullanmayı tercih eder. Peki neden böyle bir operatör kullandık? Ne işimize yarayacak? Programda width değerini 405 olarak belirledik. 405 bölü 2 işleminin sonucu 202.5 yapar. Fakat daha önce de konuştuğumuz üzere Pygame 0'da pikseller tam sayı olacak şekilde ifade edilir. Sahnede 202 ve 203. piksel bulunmasına karşın 202.5. piksel diye bir şey yoktur. Bu yüzden birli bölme operatörü yerine ikili bölme operatörü kullandık. Aslında eskisi gibi tek bölme işareti kullansaydık bir sorunla karşılaşmazdık. Çünkü böyle bir işlem sonucunda Pygame Zero 202.5. pikselin olmadığını bilir ve bu ifadeyi otomatik olarak 202. piksel olarak alır. Şimdiye kadar kukla ve oyuncunun konumunu değiştirmek için toplama ve çıkarma işlemlerini kullandık. Bir de yüksekliğin ve genişliğin yarısını almak için bölme işlemi kullandık. Peki çarpma işlemine ihtiyacımız olursa? Python'da veya genel olarak birçok programlama dilinde çarpma işlemi için yıldız operatörü kullanılır yıldız operatörünün bir diğer adı asterisktir. Örneğin ekranda gördüğün işlemin sonucu 5 ile 3'ün çarpımı olan 15 sayısının A değişkenine atanmasıyla sonuçlanacaktır. İstersen şimdilik burada bir ara verelim. Bitirmeden önce bugün neler öğrendiğini söyleyebilir misin? Klavyede yer alan tuşlar ile kukla kontrolünü, bir değişkenin değerini kısa yolla arttırmayı ve azaltmayı, bölme işlemi sonucunun tam kısmını almayı ve son olarak da çarpma operatörünü öğrendik. O zaman bir sonraki videomuzda oyunumuza ses ekleme ve kuklamızın kostümleriyle ilgili işlemlere geçebiliriz. Fakat o zamana kadar ekrana iki ayrı kukla ekleyip bu kuklaları farklı tuşlarıyla hareket ettirmeye ne dersin? İki oyuncunun birlikte oynadığı oyunları görmüşsündür. Bu oyunlara benzer şekilde iki oyuncunun iki ayrı kuklayı hareket ettirebildiği oyunlardan bahsediyorum. Şimdilik görüşmek üzere.